Herkese selamlar. RP Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de Okan. Bugün geçtiğimiz hafta ertelemek durumunda kaldığımız Regex 202 eğitiminde sizlerle birlikteyiz. Öncelikle yayına geçmeden önce geçtiğimiz günlerde Düzce depreminde fiziksel yaralanma yaşayan olabilir. Ya da yaşayan depremi yaşayan herkese buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Yayınımıza başlamadan önce sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. RP Türkiye olarak ilerleyen zamanlarda fiziksel etkinliklerimize artık daha da ağırlık vermeye başlayacağız. Bunlardan ilk olarak da bir UiPath 101 etkinliğimiz olacak. İstanbul'da olacak büyük ihtimal ikamet olarak. Çünkü topluluğumuzun büyük bir çoğunluğu orada olduğu için etkinliğimizi orada yapma kararı aldık. İlerleyen günlerde etkinlikle ilgili detayları sizlere aktarıyor olacağız. Eğitmenimiz biraz gecikecek. O yüzden onu da biraz bekleyebiliriz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Geçtiğimiz günlerde Düzce'de olan var mıydı? Depremi yaşayan veya hisseden hislerimizi aktarmak isteyebilir belki. Chat'e bakıyorum. Henüz bir mesaj gelmedi sanırım. Deprem yakın deprem olduğu yerlerde ya yakınlarda herhangi biri yoktu. Gerçi bak İstanbul'da hissettiniz. Evet, ben de Kocaeli'ndeydim. Kocaeli'nde bayağı bir hissedildi. Yani bayağı bir yani ben de normal çalışıyordum. Artık yorgunluktan herhalde başım dönüyor falan diye düşündüm ama bir 10-15 saniye sonra falan idrak ettim. Bayağı bir salladı yani. Allah beterinden saklasın diyelim. Linkimizi kontrol edeceğim. Sanırım eğitmenimiz giriş yapamıyor. Şimdi geldi. Eğitmenimize yayın aktarıyorum. Nurullah selam. Hoş geldin. Selam. Şu an sesin geliyor. Şu an yayınımıza başladık. Yayındaydı mı şu an? Evet, yayındayız şu an. Tamamdır. Ufak bir aksaklık da, ufak bir gecikmeyle de olsa başladık yayınımıza. Nasılsın Nurullah? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Tam da hem etkinliğimizden hem ilerleyen etkinliklerden hem de geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Düzce depreminden bahsediyorduk. Tekrardan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Etkilenen Düzce'de yaşayan depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileyelim. Sen hissettin mi depremi? Ya açıkçası gece yatarken hafif böyle bir sallantı geldi de deprem olduğunu zannetmedim. Hani de yatak dedim kendi kendine bir şeyler oldu geri devam ettim. Öyle bir dolapta ya da bir şeyde herhangi bir şey olmadı bilmiyorum. Bizim bu kağıthanede öyle yüksek bir noktada olduğu için belki ondan olabilir. Onların zemini sanırım kayaydı bir de. Belki o yüzden hissetmemiş Evet, olabilirsin. öyle bir yazı Tepelerin okumuştum. zemini kaya. Kağıthane depremi az hissediyor o bakımdan Evet. Neyse umarım diye. bir daha deprem hissetmeyiz diyelim böyle büyük veya daha büyük çapta. Abi, Allah korusun diyelim. kimse etkilenmez ve hissetmez diyelim. Umarım. Dilersen bugün bizlere ne aktaracağından bahsedebilirsin. Ondan sonra ufak ufak ben yayını sana bırakabilirim. Tabii. Öncesinde bizim bir Regex 101 eğitimimiz vardı. Belki katılanlar hatırlarlar. O Regex 101 eğitimimizin üzerine birazcık daha advanced, çok da advanced değil aslında da daha böyle üzerine katarak bilgi hazinemizi genişletecek yeni konular ekledik aslında. Onlarla Regex bilgimizi çok daha ileri düzeye çıkaracağımız, en azından karşılaştığımız problemlerin birçoğuna çözüm olabilecek temel Regex parametrelerini öğrenmiş olacağız diye düşünüyorum. Birazcık daha hızlandırmaya da çalışacağım.
Ben yayının chatine şey bırakıyorum. RegEx 101 etkinliğimizin yayın tekrarını. Eğer 101 etkinliğimizi merak ediyorsanız ve hani bu etkinlik aslında 101'in devamı olduğu için yayın sonrasında anlamadığımız nokta olursa o yayın tekrar izleyip sonrasında bu yayının da zaten kayda alınıyor. Tekrar izleyebilirsiniz. Çete bıraktım şimdi. Linki. Tamamdır. O zaman Nurullah, dilersen ekranı sana bırakayım. Sen ekranı paylaştıktan sonra. Tabii ben paylaşıp devam edeceğim birazdan. Ben paylaşabilirim. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Bu yayında da diğer yayınlarımızda olduğu gibi soru cevap bölümümüz olacak yayın sonunda. Yayın esnasında eğer anlamadığınız nokta olursa direkt sorabilirsiniz. Kritik bir noktaysa ben direkt Nurullah'a iletirim soruyu. Ekran geldi. Tamam, ben ekranı alıyorum Nurullah. Müsaitse. Tamam. Şu an Şu an ekran geldi. sunumu görüyoruz o zaman. Evet, şu an sonum gözüküyor. Ben İyi kendim ekranı yayınlar. alıyorum. İyi yayınlar Ben diliyorum. teşekkürler herkese iyi yayınlar şimdiden. Şimdi önceki etkinliğimizi hatırlayanlar bilecektir. Önce temel bir sunumumuz var burada. Sunum üzerinden ilerleyeceğiz. Aslında tamamen konu başlıklarını görmek açısından, yoksa çok detaylı bilgilendirme yok burada. İlk başta birazcık önceki etkinlikte biraz grouping'den basic olarak bahsetmiştik, ama birazcık daha temel noktalarını ve capturing ile ikisinin arasındaki farka değineceğiz. Daha sonra conditionals dediğimiz konularımız var. Yani bir nevi if else yapısı, ama tam olarak da sayılmaz, ama ona çok benziyor diyelim. Alternation aslında conditionals'ın ve bir önceki 101 dersinde de gösterdiğim üzere or vardı orada, bir or yapısı. Onu kullanacağız. Conditionals'ı kullanacağız. Bir de grouping ve capturing'in özelliklerini kullanarak birleştireceğiz. Bunu bir alternation olarak sunacağız. Yine substitution, burada .NET'imize sağladığı imkanlardan birisi, birçok regex engine'de de mevcut. Bu substitution replacement olarak geri alacak bizi. Yani aslında regex ile ilgili kullanacağımız regular expressions'ta değiştireceğimiz kısımlarla ilgili. Daha sonra da regex examples, bunlarla ilgili birleştirdiğimiz birkaç tane örnek yapıp tamamlamayı planlıyoruz. Bu slideshow'u şu şekilde yapayım ben yine. Bunları geçmiştik. Şimdi grouping and capturing neydi? Öncelikle bir tekrar şey yapalım. EX101 platformumuza gidelim. Şimdi grouping bizim elimizde. Şurada bir bizim text'imiz olsun. Bu basic bizim regular expressions'ı kullanacağımız test string'imiz. Biz işte buradaki sayıları, ifadeleri vesaire, bunları eşleştirmek için direkt buradaki alfabedeki harfleri birebir olarak kullanabiliyoruz. Ama biz bunların haricinde spesifik belli matchler yapmak istiyoruz. Mesela şu an burada sağ tarafta görüyoruz, match 1 olarak tamamını seçtiğini gösteriyor. Ama ben buradan sadece A, B, C ve 1, 2, 3, 4'ü ayrı ayrı seçmek istiyorum. Bunu yapmak için de bunları gruplara ayırıyorum, bir nevi parantezlerle. Şu 1, 2, 3, 4'ü de ayrı bir şekilde paranteze alıyorum. Burada gördüğümüz gibi bizim önce bir full match'imiz var. Full match'in haricinde bir de iki tane ayrı grubumuz var. Yani match olarak aldığımızda sonuç olarak bize bunu verecek. Ama match'in haricinde grup olarak ayırdığımızda birinci grup olarak bunu verecek. İkinci grup olarak bunu verecek.
bu grup aslında sıfırdan başlıyor ama biz burada 1-2 olarak görüyoruz. Sıfırıncı grup aslında meçin kendisini veriyor. O da ayrıntı, ekstra bir bilgi. Normal diğer sıfır kendisini verdiği için direkt 1 olarak ABC'ye verecek. 2 olarak 1, 2, 4 verecek şekilde başlıyor. Numaralandırması bunu soldan sağa doğru yapılıyor. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi bizim burada bir de capturing dediğimiz olayımız var. Capturing'in bundan çok büyük bir farkı yok aslında. Genelde capturing ve grouping aynı şeye yönelik ifadeler oluyor. Ama bazı noktalarda farkları olabiliyor. Ne gibi noktalarda? Şimdi biz bir grup oluştururken bu grupları direkt böyle standart bir şekilde yazınca bunlar numaralandırılarak ilerleniyor. Aslında bu grupların bir numarası olmuş oluyor. Ama biz bunlara isim de verebiliyoruz. İsim vermek için de parantezin içerisinde işte soru işareti, bu soru işaretinin içerisinde küçük büyük sembollerin arasına bir şeyler yazalım. Ne yazalım? Buna alfa yazalım. Şöyle bırakalım. Şuna da yazalım. Ya da dijit yazalım. Bunun parantezini sanırım bir yerde fazla yaptık. Evet. Evet, grubun içerisinde mi? Tamam, şu an doğru oldu. Burada gördüğümüz gibi bizim grup alfa ve grup dijit diye İki ayrı meçimiz var. Direkt isimlendirilerek, yani biz aslında bu isimleri kullanarak daha farklı şeyler yapabiliyoruz bu meçleri. Capture'ın farkı ise Capture bu şekilde isimlendirilmiyor aslında. Capture direkt olarak grupların output'unu numaralandırılmış olarak tutuyor. Mesela şöyle yaptığımızda dediğimizde ben iki tane aynı isimden iki tane verdim. Şimdi biz burada baktığımızda aynı programlama mantığını düşünürsek biz birinci alfaya ABC'yi atadık. Aynı alfaya tekrar 1, 2, 3, 4'ü atadık. Ama biz şu an grup üzerinde ilerliyoruz. Burada grup alfa 1, ABC grup alfa 2, 1, 2, 3, 4 diyor ama şu noktadan sonraki 1 ve 2 aslında bunları capture olarak ayırma yöntemi. Bu birazcık burada grafiksel olarak gösteriyor bunu ama biz bunu substitution yaptığımız zaman buraya birazdan onu da göstereceğiz. Şekilde ben şu an yazmak için yapıyorum. Direkt 1, 2, 3, 4'ü gösteriyor alfa yazdığımızda. Bize ABC'ye atamıyor. Çünkü alfanın kendisi grubun ismi. Grubun isminin de değeri şu an en son atanan değer 1, 2, 3, 4 olduğu için 1, 2, 3, 4. Ama biz bunu capture olarak aldığımızda Capture buradaki gibi gitmeyecek. Şunu tekrar meçe çeviriyorum. Şunu alfa 1 yapıyorum. Şunu da alfa 2 yapıyorum. Capture buradaki gibi çalışacak. Yani biz buradaki grubu aynı isimde bırakırsak grup burada en son değeri alacak sadece. 1, 2, 3, 4 alacak. Ve sadece elimizde bir tane grup değeri olacak. Ama Capture'ın farkı, Capture her zaman iki tane farklı değer alır burada. Biz burada kaç tane grup oluşturduysak o kadar capture değer alacak. Ama grup her zaman o kadar değer almayabilir. Bizim onu kullanma yöntemimize göre bu değişebiliyor. Grupla capture'ın farkı aslında bu. Şimdi bir de bizim burada aslında konu olarak koyduğumu daha sonra değiştirdiğim bir back reference olayımız var. Back reference bizim bu gruba numarasına göre hitap etmek diyebilirim aslında. Yine onu da ufak bir örnekle göstereyim. Şurayı yine kaldıralım. Olarak ne diyelim? ABC 1, 2, 3, 4. Şimdi biz burada az önce şurada gördüğümüz üzere birinci gruba 1, ikinci gruba 2 diyoruz. Yani aslında bunlar numara olarak referans buradaki 1 ve 2 bu gruplara. Ben şurada şunu siliyorum.
Mesela ne diyelim? Yani aynı şey olsun. Yani şimdilik iki tane aynı örnek üzerinden gidelim. Şunu şuradan sildim. Şu ABC burada direkt bunun aynısı olduğu için, yani şurada iki tane grup olarak ABC gözüküyor. Ben bunun ikinci grubunu yapmak için buraya gelip tekrar ABC yazmama gerek yok. Bunu silip yerine back referans bir yaparsam, şurayı tekrar alacağım. Subject. Bu birinci grubun output'unu verdik ama burada boşluğu koymadık araya. O yüzden eşleşmedi. Şu an gördüğünüz gibi yine şu back referansa göre bu ABC'yi birebir alıp buraya kendi bu back referansı kullanarak koyuyor. Yani aslında bir string'in bir regular expressions'ta birebir aynısını olduğumuzu düşündüğümüz iki ifade varsa, bu ifadenin yerini bunun back referansını kullanarak o okunabilirliğini arttırmış olabiliriz. Bu daha büyük kompleks TXT'lerde ya da büyük string çıktılarında daha çok işimize yarıyor. Bu back referansı bu regex'in herhangi bir yerinde daha önce kullandığımız bir grup match'i kullanmak için kullanabiliyoruz. Back referans burada bu şekilde yarıyor. Back referans burada şu an ben numara olarak bahsettim. Az önce göstermiştim aslında. Sadece numara olarak değil, isim olarak da kullanılabiliyor. Direkt isimden aslında isimlendirmeye de tekrar geçelim. Az önce hızlıca bir isimlendirmeyi yapmıştık. Temel mantık olarak isimlendirme. Önce bir grubumuz oluyor burada. Şu parantez bize bir grup belirtiyor. Bu parantezin içerisindeki match için biz bir isim atayabiliyoruz. Bunun da isimlendirmesi şu şekilde oluyor. Şu iki ifadenin arasına bizim koyacağımız artık değişken ismi neyse o. Daha sonra bunun yan tarafına bizim bu match etmek istediğimiz işte regular expressions neyse ve D plus diye sağladım şu anda. Bu ifade artık name olarak buradaki match'e atanmış olacak. Tabi bu eşleşme sağlanırsa, yani şurada şu ABC ABC'de şu an eşleşme sağlanmadığı için bu name şu an bir boşluk aslında, hiçlik diyebiliriz. Şu an atama yapılmadı. Ama biz sürüye 1-2-3 yazsaydık hemen grup name olarak burada karşımıza çıkacaktı. Bu grubu name olarak gösteriyoruz. Eğer biz bir grubu böyle name olarak atarsak, name olarak atayınca burada gösterdiği üzere referans yapmak istiyorsak, yani birebir içindeki match'in aynısını kullanmak istiyorsak, onu buradaki, geri gelelim, tekrar hemen regex'e geri gelelim. Mesela şuraya, şurada yine bir boşluk 1-2-1-2 olsun, araya boşluk koyalım. G diyelim. Bu isimini biz name koymuştuk. Birebir name'i koyduk. Yine bu name'le bu name'i. Yani bu name'in değeri zaten 1-2-1-2 olduğu için buradaki ifade de direkt bunun içerisindeki çıktığı output olarak bunu atıyor. Bu da direkt burada eşleştirmeyi kolaylaştırıyor. Aslında bu şekilde de kullanılabilir. Genelde referansta numaralandırma yöntemi çok kullanılıyor ama bu name yönteminde kritik noktalarda önemli faydası oluyor. Devam edelim şimdi hızlıca. Conditionals'a gelelim. Şimdi conditionals aslında bir nevi if else yapısı gibi. Şurada bizim bir genel olarak şu şekilde bir sintaksımız var aslında burada. Şu bizim buradaki temel regex'imiz. Aslında yes ve no olarak or olarak var ama bunu no'yu kaldırabiliriz, yes'i kaldırabiliriz. Burada hiçbir şey olmayabilir. Şu an iki opsiyonunda, yani if de else de olsun diye ikisini de birden koyduk buraya. Şuradaki expressions'ımız eğer match olursa
burada sol taraftaki yes kısmı çalışacak. Ama bu expressions, doğru bu yerdeki ifade match olmazsa sağ taraftaki no çalışacak. Conditionals'ın genel mantığı bu şekilde. Yani şu içerisinde koyacağımız expressions ile alakalı. Şu aşağıda da basic mantığı var. Yani bu aslında sintaksi olarak A'yı yakalarsa aynı zamanda bu sonuç olarak bize X'i verecek. Buradaki A bu arada captured olarak yok burada şu an. Şimdi bunun bir basic regex'teki şeyine bakalım hızlıca. Şimdi bizim burada bir expressions'ımız olacak. Expressions'ımız ne olsun? Yani digit olsun. Şöyle yapalım. Buradayken alabiliyor muyuz? Buradayken kopyalayamıyoruz. Peki geri kendimiz yazalım o zaman. Şimdi biz ne demiştik? Bir tane biz bir digitle karşılaşırsak string olarak digit yazsın. Bu olmazsa word yazsın. Şuraya da digit word yazalım. Şuradaki parantezimizi de kapatalım. Şu an gördüğümüz üzere bu geldi buraya baktı. Burada bir digit var mı yok mu diye arıyor. Şu en başta. En başta digit olmadığı için buradaki digit kısmını değil de word kısmını eşleştiriyor. Ama biz şurada digit yerine 1 yazsaydık arada boşluğumuz olduğu için bunu aldı yine word. Bunun böyle olmaması lazım da şuradaki ifadeyi doğru yazdık. Evet. Burayı eşleşirse digit, eşleşmezse word. Buradaki ifademizde bir sıkıntı var. Ona bakalım bir. Digitimiz var. Buraya 1'i koyduk biz. Tamam. Şu an anladım. Tamamdır mantığı. Şimdi burada 1 geldikten sonra 1 ile digiti istiyor aslında beraber. O yüzden hata yaptık diyelim. Digit sadece word. Yine eşleşme sağlanamadı diyor mu? Tekrar kontrol edeceğim hızlıca. If digit, if condition match the following regex digit. Doğru söylüyorsun. Global match'imizi de yaptık. Multiline'imizi de yaptık ama taki digit'imizi neden kabul etmedi? Şöyle bir gördük kaldıralım. Bunun ibare olarak yazsak buraya direkt bir olarak yine mi hata verecek? Yani aslında burada bir hatamız var gibi tam çözemedim şu an. Şu an içerisi boşluk olduğu için boşluğu doğru buluyor. Doğru bulduğu için digit'i eşleştiriyor aslında. Ama içerisinde biz digit koyunca içerisinde normal bir ifade olarak digit'i koyuyorum. O zaman neden eşleştirmiyor? Yer ile eşleştiği için.
işleşme sağlanıyor. Evet. Bir yazınca. Bu şu an bir grup istediği için hata veriyor aslında ama. Şöyle bir tekrar deneyeceğim. Evet. Şimdi bunun mantığı doğru gözüküyor. One. Burada bir engine ile ilgili kaçırdığımız bir nokta var gibi ama evet. Zero true nine. Şimdi bunu eşleştirince buna neden gitmiyor? Açıkçası şu ifadeyi bir yenilemeyi düşünüyorum. Yani normalde bunu .NET'le denizimizde bu eşleşmenin sağlanması lazım. Bir diğer engine'imizi de deneyelim. Storm'daki engine'e bakalım. Aynı hatayı verecek mi? Demiştik. Daha sonra basic olarak gidelim, bir A or B diyelim. Input olarak da şuraya bir yapalım. Bir A B. Şuradaki parantezi kapatalım. Burada da yine B'yi eşleştirdi. Demek ki orada bizim bir eksik bir yanımız var. İki engine de aynıyı gösterdiğine göre .NET'e çevirelim. İfademiz zor aslında. Expressions. Şimdilik digit yerine direkt normal basic bir ifadeyle gidelim. A diyelim. A demeyelim, isteyelim. Farklı bir ifade olsun. Look around üzerinden yapmamı da istiyor olabilirim. Ama biraz daha kompleks bir örnekte test edince daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Şimdi bu x olacak. X ise a ve b. Yine b'yi eşleştiriyor. Normalde bunu eşleştirmesi lazım aslında. Yani hızlıca bir .NET dokümantasyonunda bunun dokümantasyon kontrolünü bir yapalım ama ilginç geldi bana açıkçası. Conditional değil de bunu alternation diyelim. Conditional expressions, yes or no.
Yani burada da aslında basic örneğimizi öyle kullanmış. Soru işaretinden sonra eğer bu varsa şuraya al demiş. Yoksa buraya al demiş. Tekrar deneyelim. Bu x a anladığım kadarıyla direkt birebir eşleştirmemiz gerekiyor şu an. Evet, string'deki hatadan kaynaklı. Literal x. Eğer x'te başlıyorsa devamı a olmalı, yoksa b'ye bak diyoruz. X b deyince b'yi buluyor. Yani olumsuz olarak görüyor. Düz ifade yazalım. Bir yazmamızın da çok bir anlamı olmuyor aslında şu. Bir A B. Yine B'yi eşleştiriyor. Buradaki örneği direkt, bu tarz bir örneği zaten en sonda yapacaktık aslında da, bir direkt şu anlık test olarak şu an yapmış olalım. Çünkü buradaki sintaks hatamız önemli açıkçası. De buradaki teksti alalım. Bizim oradaki kaçırdığımız bir noktayı anlamaya çalışalım hızlıca. Şimdi şu B'leri silebiliriz. Bu B'ler zaten tek satırlık olduğu için kullanılıyor. Evet, bu bizim conditional yapımız zaten. Normal. Şu kısmı vermişiz. Eğer ikili ise 2'den sonra bu gelsin demişiz. Ondan sonra devam ettirmişiz. Şimdi bunlar basic yazdığımız. Uzunluğu da 1 olsun. Orasında tire olmasına gerek yok. Sonrasında A olsun diyoruz. Eğer 1 uzunluklu bir dijit gelmezse sonrasında B olsun diyoruz burada. Aslında ifade olarak birebir aynı şeyi yazmış olduk. Bir uzunluklu değilse dijit şurayı bir silelim hemen. Şimdi 1 yakaladığını varsayıyorum. 1A. Neden direkt bunu match edemiyor? 1 geliyor, 1'den sonra A geliyor. Bunu yakalarsa bunu da yakalamaz aslında.
Var da yani şu an iki meçette ama hala beynin bir farkının olmaması lazım normalde burada. Evet. Evet. Birden sonra iki geldiği için ikiyi direkt yakaladı. A ve B'yi düşündüğümüzde yakalamıyor. İlginç. Neyse bunu şu anlık geçeceğim en sonunda. Kompleks birleşmesi burada şuradaki örnekteki gibi aslında bir or operatörü kullanıp grupların referansını ya da isimlerini kullanacağız. Bu isimleri birleştirdikten sonra birazcık daha böyle yine bir değişken kullanıyormuşuz gibi örnekler yapabileceğiz. Aslında programlamayı birazcık daha yakınlaştığı noktalar olacak. Buna benzer yine substitution yapacağız. Yine yaptığımız bütün regex işlemlerinin aslında aynısını yapacağız. Sadece substitution operatörünü kullanacağız aslında burada. Bu da yine daha farklı yöntemleri var ama şu anlık basic olarak en çok kullanacağımız en başta gördüğümüz gibi iki yöntem var. Buradaki dolar işaretimiz. Dolar işaretimizin yanına biz burada numara veriyoruz. Bu numara da aslında grup numarası. Yani biz regex'te belli bir ifadeyi gruplandırdıysak eğer o grubun numarasına göre o gruptaki işte ilgili string'i, sayıyı, ifadeyi eğer değiştirmek, silmek istiyorsak bunun için burada onun referans numarasını veriyoruz. Ya da onu isimlendirdiysek en başta öğrendiğimiz yöntemle yani buradaki isim ve şurada digit yazdıysak örneğin o digiti kullanarak ilerletebiliyoruz. Şimdi burada bazı örneklerimiz var aslında. Bunların .NET örnek .NET'te var yani aslında bu örnekler. Bu örnekler üzerinden öğrendiklerimizi birleştirip oradaki temel mantıkları beraber inceleyelim isterseniz. Şimdi bu arada bu noktaya kadar sorusu olan var mı? Syntax'lar üzerinde vesaire üzerinde. Sorusu olan varsa Doğu iletecektir diye düşünüyorum bana. Biz yavaş yavaş örneklere başlayalım. Doğu da paralelde bizi Şu kesin. anda herhangi bir soru yok. Devam edebiliriz Nurullah. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi biz önce bir kopyalayalım. Şu diğerini kopyalayalım. Bu diğerini kopyaladıktan sonra zaten ikisinin arasında hem gruplamayla yani aslında referansla hem de isimle birlikte onun için görmüş olacağız. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha regex 101 açabilirim. Şöyle getirelim buraya. Bunu buraya yapıştıralım. Şimdi bu ifade burada gördüğünüz üzere iki haneli dijit istiyor. Diyor ki eğer iki haneli dijit varsa iki hane tre ve yedi haneli dijit gelsin istiyorum diyor. Yani şöyle bir şey ne yapabiliriz? Bir bir tre diyebiliriz. İki iki. Bunu ayarlayabiliriz bu şekilde.
Şurada 3, 2, 4. Bir de burada 9 hanelimiz var. Burada yine 3, 3 olsun. 4, 4. Ve 5, 5. 5 olsun. Şu gördüğümüz dijit yani aslında iki haneyle başladıktan sonra bu şekilde gelmesini istiyor. Şunu ona saydığı için en başa bizim bir 0, 0 dijit olarak bir örnek daha koymamız gerekiyor. Şunu x olarak edebilecek miyiz? Hiç edemedik. Şurayı yanlış almışız çünkü. Şimdi önce bir buradaki x'i getirelim. Ondan sonra da tek tek ifademizin üzerinden geçelim diyeceğim. Şu b'yi bir kaldıralım. Şu anda ihtiyacımız yok zaten. İki uzunluklu bir dijitimiz. Sonra hyphen gelecek. Yani aslında az önce burada kullandığımız örneğin birebir aynısı. Bizim yaptığımız birebir aynısını kullanmış. 7 haneli olarak kullanmış. Buradaki örnekteki farkımız ne bizim? Şimdi tekrar siliyorum. Herhangi bir match yakalayamıyoruz. Burada bir boşluk mu var? Boşluk da yok. Oradaki örnek daha mı uzun bizimkinden? Hayır. Bu da uzun değil. Şöyle bu örneği kullanalım diyeceğim. Yok ikisinin aslında. Şimdi örneği kullandığımızda nasıl bir fark oluyor? Bunu yine eşleştiremedi. Evet. Boundaries'siz aslında yakalaması lazım şu an ama ona ekleyeceğim. İki boundary ekleyelim. Yani ayrı ayrı boundary eşleştireceği için yakalaması lazım ama yine eşleştirme sağlanmadı. Burada bir yerde bir engine ile ilgili bir hatamız var gibi geliyor bana ama .NET seçtik. Birebir aynı örneğin üzerinden gitmeye çalışıyoruz aslında. Şöyle. Bu arada sizin de gördüğünüz bir eksiklik varsa siz de yazabilirsiniz. Hani bu noktada böyle bir eksiklik gözden kaçıyor gibi yorumlarda da bulunabilirsiniz. Şu an birebir aynı örneği yaptığımızda engine match edemiyor çünkü nedense. Şimdi internetle mi ilgili bir durum var? Diyeceğim ama internetle ilgili bir durum da yok aslında. Yerde unuttuğumuz gizli bir karakter mi var acaba? Şöyle yapalım. Şurayı bir yenileyelim. Tekrar buradan kopyalayalım. İfademizi yazalım. Şurayı admit'e çevirelim. Şu ifadeyi alalım. Bakalım bu sefer olacak. Yani orada gizli bir new line karakteri vesaire unuttuk orada tahminimce. O da gözle gözükmediği için çok anlaşılmıyor. Şu boundary karakterlerini de silebiliriz. Bunlara gerek yok. Bir de şunun örneğini yapalım demiştik. Şu an ne olacak? Tre demişiz.
İki haneler olacak demişiz. Dört tane. Biz bunun başına boundary koyunca sadece bunu yakalıyorsunuz. Şu an iki meçhi de burada yorumlayacağız. Şimdi biz şu ifadeyi az önce görmüştük. Neydi bu? Conditions. Nasıl bir ifadeydi? Şurası expressions. Daha sonra işte şurası true. Daha sonra yine or operator'ımız. Burası da false. Şöyle kapatmıştık. Şu içerideki expressions doğruysa bize şu match'i veriyor. Bu ifade yanlışsa bize şu match'i veriyor. Yani false kısmını veriyor. Şimdi bunu tekrar siliyorum. Şimdi biz burada sırayla elimizdeki test stringlerine bakıyoruz. Şimdi bizim buradaki koşulumuzda ne demişiz? İki uzunluklu bir digit olacak. Nümerik bir sayı bekliyoruz. İlk digitimize, ilk stringimize bakıyoruz. İki uzunluklu. Bu iki uzunluk doğru olduğu için şurayı baz alacağım diyor. Burayı baz aldığı için de şu stringde eşleşme sağlanıyor aslında. Çünkü burası burası gitti. İki uzunluktu. Şurayla eşleşiyor. Hype'ın karakterimiz, şunu geri alayım hızlıca. Hype'ın karakterimiz burayla eşleşiyor. 7 uzunluklu bir digitimiz var. Burası neden eşleşiyor? Şimdi burası eşleşmezse de biz ikinci bir opsiyon olarak da git bunu bul demişiz. Backtracking yapıyor aslında. Baktı bu eşleşmedi. İkinci string'e geldi. Bu iki ile eşleşmedi. Şurada gördüğümüz 3 2 ile eşleşmediği için bu direkt ikinci false opsiyonuna gitti. 3 haneli digitimiz burayla eşleşti. Sonra yine hype'ın, sonra 2 haneli digitimiz, sonra yine hype'ın ve 4 haneli digitimiz. Aslında bu şekilde yaptığımızda bu eşleşme sağlandı. Bir de bunun aynısını şu isimlendirme kısmıyla bakalım. Umarım bu karakter ataması yapmıyordur ama bu sıkıntı çıkarıyor. Gerçi biz bunu şuraya almıştık diye düşünüyorum. Buradaki ifadenin aynısını şöyle kopyalayıp şöyle çizebiliriz. Yani burada bir sıkıntı yok. Şu boundary'leri kapatıyorum. Bu boundary'leri silmemin sebebi de boundary'yi kullanınca yanında, sağında, solunda başka bir şey olmasın. Yani şunu şöyle ben A yaparsam yine eşleşiyor. Ama bu boundary'leri koyduğumda A yapınca eşleşmeyecek. Sadece 7 haneli digit olsun istiyor aslında sonuçta. Onun haricinde sağında solunda başka bir ekleme çıkarma olmasın istiyor. Şimdi bizim burada öğrendiğimiz grup isimlendirme yöntemi var. Grup isimlendirme yöntemimiz neydi? Yine yukarıdaki isimle. Soru işareti büyük küçük yapıyoruz buraya. Bunun arasında ismimizi veriyoruz. Sonra eşleşmesini istediğimiz grup meçhi yakalıyoruz. Sallıyoruz şu anda. Grup meçhi yakaladıktan sonra bu grup için artık bu name'i gerekli yerlerde kullanabiliyoruz. Burada N2 olarak, yani number 2 olarak ya da 2 numaralı number olarak düşünebiliriz ismini. Eşleşmesini istediğimiz grup burada bu. İki haneli, az önceki gibi aynı ve ardından hype'ın gelecek diyor. Bunu optional olarak bırakmış tabii. Bunu zorunlu tutmaması gerekiyor. Zorunlu olursa zaten match'ten direkt çıkar. Sıfır ya da bir kez şu ifadenin eşleşmesini istiyor. Daha sonra buradaki şu grup name'ini kullanarak şuraya şu expressions yazdığımız yere grup name'ini direkt olarak yazıyor. Bu conditions'ın içerisinde bu grup name'i direkt yazınca aslında bu grubun çıktısını arayacak conditions direkt. Eğer bu grup çıktısı doğruysa direkt şurada gördüğümüz gibi 7 haneli dijit arıyor.
da 7 haneli dijital aramasının sebebi şu aslında. Biz bir önceki örnekte şu D2'yi buraya yazdığımızda non-capture bir işlem yapıyoruz. Çünkü bu conditionals special bir durum. Bunun aynısı look around'larda da vardı hatırlarsanız. Look behind, look ahead ve look around'ı kullanırken onun içerisine yazdığımız ifade match olarak yoktu. Match'in bir anchor'ı şeklindeydi. Burada da yine aynı şekilde conditionals'ın içerisine koyduğumuz şu ifade burada match'te yer almayacak. Ama biz conditionals'ın içerisine koyduğumuz bu ifadeyi match olarak yakaladığımız için zaten ifadede direkt otomatikman bununla başlıyormuş gibi oluyor. O yüzden gidip bunu eşleştiriyor. Burada ise grup match tek başına. Yani şu etrafını parantezle sardığımız grup match bir match'tir aslında. Yakaladığımız match'i grup daire, yani grup hiyerarşisi içerisine almak için yapılıyor. Şuradaki soru işareti N2 sizi şaşırtmasın. Aslında bu special bir karakter özelliği taşımıyor bu grup için. Grubu sadece adlandırmaya yarıyor. Burada bir operatorlık görevi görmüyor aslında şu. Ama buradaki conditions buradaki ifadesi parametresi burada bir burada özel olarak ifade görevi görüyor burada ve special bir karakter olduğu için conditional burada bu ifade match'te kullanılmıyor. Kullanılmadığı için de biz direkt arkasından 7 haneli digit'i burada yazabiliyoruz. Neden? Şimdi biz burada şu grup match'in olduğundan eminiz. Eğer bu grup match canlıysa bu conditionals zaten çalışmaz. Direkt arka tarafa gider. Şurada olduğu gibi. Bu grup match çalışmayınca buraya gidiyor dediğimiz gibi. Grup match çalışınca da zaten şu grup match'te şu 2 haneliyi yakaladığımız için geriye sadece 7 haneli dijiti yakalamak kalıyor. Öyle olunca da baştaki 2 haneli 7 hane ve hype'ın birleşince şu ilk match, birinci match yakalanıyor. Şurada gördüğünüz üzere number 2 zaten 0-1 tire olarak ayrı bir grup olarak burada gözüküyor. Şunu seçmesi de yine şu N2 koşulunun yanlış olmasıyla ilgili. Bu yanlışsa or'un sağ tarafı çalışır demiştik. O da zaten şuradaki ifadeyle birebir aynı. Burada zaten klasik düz bir regex var. 3-2-4 hyphenlarla ayrılmış bir dijit nümerik bir regex eşleşmesi var. Bu örneğimiz aslında bu kadar. Şimdi şu substitution kısmı ile ilgili örneğimizi bir kopyalayalım. Yine aynı iki farklı şekilde kullanacağız. Önce yani ismini yazdık. Hem normal haliyle hem de grubun ismi hali şeklinde kullanacağız. Şunu şöyle şuraya koyalım. Evet. Onu oraya koyduk. Bunu buraya koyalım. Şöyle yapıştıralım. Burada bir karakter alanımız var. Şimdi ilk olarak bundan başlayalım. Şuradaki test şeyimizde kullanalım. Şunu alalım. Gerçi ikisi aynı zaten de. Şu an match kısmında olduğu için böyle gösteriyoruz. Bunu substitution'a çevireceğiz. Pardon, şuradan devam edelim biz. O bir sonraki şeyimiz olacak. Şuradan evet. Substitution'a ne demiştik? Şurada bir dolar işaretimiz. Şu an bu para birimi olarak dolar ama şu substitution kısmında ekleyeceğiz o işareti. Şöyle de onu koyalım hatta. Dolar işaretimiz vardı ve bunun yanına biz işte referansını ekliyorduk. Bu referansa göre ilerliyorduk hatırlarsak. İşte bizim burada kaç tane grubumuz var? Şurada gördüğümüz gibi bir tane parantezimiz var ve başka parantezimiz yok. Gördüğümüz üzere bu şekilde.
Yani biz aslında şu gördüğümüz paranteze yönelik bir substitution yapabiliriz burada. Parantezin olmadığı kısımlarla ilgili bir substitution, yani yer değiştirme, replace işlemi yapamayız. Bu da iki yazarsak syntax pattern error hatası alacağız. Çünkü ikinci grup tanımladı. Ayrıca bir tane grubumuz tanımlı. Ve bu bir tane grupta şu kısımda. Şu aslında yukarıda gösterdiği gibi herhangi bir para birimine eşleştirmeye yarıyor. Bu P kısmı punctuation, noktalama işareti. Burada köşe süslü parantezler içerisinde bunun özel sembollerini koyarsak, birçok sembolü var bunun, dokümantasyonu mevcut. O sembollere bağlı eşleştirmeyi sağlıyor. Sıfır ya da daha fazla para birimi varsa bunları eşleştir diyor burada. Daha sonra diyor bir boşluk ara diyor. Önce bir grubu başlat diyor. Herhangi bir boşluk varsa diyor, bu boşluğu da yakalayabilirsin diyor, ama yoksa da diyor çok önemli değil diyor. Sıfır ya da bir kez boşluk arıyor. Daha sonra digit. İşte digitten sonra digitin noktalı kısmı var mı? Ve bu nokta ya da virgülle mi sağlanmış? Bunu gösteriyor bize. Bunu da opsiyonel olarak bırakmış. Bu varsa onu alabilirsin diyor. Daha sonra yine sıfır ya da daha fazla dijit arıyor. Şimdi şurada artı ile yıldızın farkı, bir önceki regex 1'de anlatmıştık aslında. Artı 1 ya da daha fazla, yıldız ise 0 ya da daha fazla. Burada neden artı yerine yıldız kullanılmış? Sebebi, eğer bizim nokta ve virgülümüz yoksa eğer ve biz buraya artı kullanırsak, o zaman bu match hata verir. Hata verirken yani match yakalayamaz. Burada nokta virgül olmazsa buradaki dijiti de opsiyonel hale getirmemiz gerek bizim. Onu da bunu yıldız yaparak sağlıyoruz. Yıldız ne işe yarıyor? Sıfır ya da daha fazla dijiti bizim burada match etmemize yarıyor. Artı ise en az bir tane kesin istiyor. Eğer orada bir tane bile yoksa o match'ten direkt çıkar. Yani bu match sağlanamayınca zaten burası komple grupta out olur. Yani grup komple match sağlayamaz tek başına, buradaki D plus olmadığı için. D plus gidecek. Burası sıfır olacak. Yani siz şöyle bir şey aramak zorundasınız bunun match'inin sağlanması için. Virgül 19 gibi bir şey olacak. Direkt bu bunu sağlayacak. Şu an fark ettiyseniz 19'u match etmesinin sebebi şu D'nin yıldız olması. Buna D plus'a baktı, yok. Buna baktı, yok. Ama buna baktı, var. Bu da zaten böyle tek başına çok sağlıklı bir sonucu vermez bize. Bizim amacımız gerçekten para birimi şeklinde yazılmış olan ifadeleri almak. Tam olarak yazılmış olan ifadeler almak. Yani 16, 25, 35 gibi, burada gördüğümüz gibi virgül ve noktalı ifadeler almak. Burada gördüğümüz gibi şu örneklerimizde noktalı var, şurada virgülü var, farklı para birimlerine ait işte sterlin, euro ve dolar var. Buradaki para birimlerine ait en az bir tane ifade varsa başında onu al demiş. Yine sonunda da varsa onu al demiş. Bazen para birimleri sağ tarafa kayabiliyor. Sonunda varsa onu al demiş. Ve şuradaki birinci meçin al demiş bana. Burada ben birinci meç olduğu için direkt numaralandırarak bunun bir numaralı meçi değiştir diyorum. Bir numaralı meçi normalde replacement programlama dilini kullanarak biz regex'i kullansaydık, burada boşluk yerine, boşluk demeyelim de ifade yerine farklı şeylerle de replacement yapabilirdik. Ama biz bunu direkt regex'in orijinal saf halinde kullandığımızda bu direkt yakaladığı ifadeyi direkt nulla yer değiştiriyor aslında. Hiçlikle yer değiştiriyor. Öyle olunca gördüğünüz gibi buradaki bütün para birimleri gidiyor ve geriye sadece elimizdeki dijitler kalıyor. Yine bunun birebir aynısını şurada yapacağız. Şurayı silelim. Şurada burada bir dolar işareti kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanıyorduk bu işareti?
Köşeli parantez açıyorduk. Neyim diyorduk. İsmini veriyorduk. Madem neler diyor. Çünkü neyim üzerine tanımlı yukarıda bir şey yok. Şimdi öncelikle regex üzerine geçecek olursak ne diyor? Yine az önceki gibi bir kör insa birimi varsa al diyor. Daha sonra yine bir grup meç, burada grup yapmış. Bu grubun adını belirlemiş amount olarak. Daha sonra yine sondaki gibi para birimini kullanmış. Biz burada şöyle gidelim. Name yerine biri kullanalım. Name yerine biri kullanınca direkt eşleşmeyi vermiyor gördüğünüz gibi. Çünkü artık bu grubun bir ismi var. İsimle hitap ettiriyor. Şöyle amount diyorum. Siliyorum. Burada da yine bir hatamız var gibi. Amount'u kabul etmeliyim. Şimdi bunu biz şu test stringler üzerinde bir hatalı hale getirdik muhtemelen ama nerede yine sayfayı yeniden bunu ben pardon şurada bir enter karakteri var gibi gözüküyor. Evet şimdi oldu. Şurada enter karakterini unutunca eşleşme sağlanmıyor maalesef. Aslında az önce bir içinde o eşleşme yine sağlıyor olabilir. Hatta onu deneyelim hızlıca. Yanlış bir bilgi olmasın. Öncelik normalde isim kullanılıyor verilince ama evet biri kullanınca da yine sağlıyor aynı değeri. Ama bizim burada amacımız amount'u kullanmak. Ve buradaki grup isminin direkt buradaki dolar işaretini direkt verince gördüğümüz üzere yine buradaki az önceki bahsettiğimiz durumların hepsi aynı o para birimi. İşte buradaki digit durumumuz ve en sonunda da yine para birimimiz. Daha sonra burada bu amount'un match'lerini yani burada match aslında ne yapıyor? Şuradaki grup match'e göre buradaki replacement'ta para birimlerinin tek tek şu başında sterlin bu ve bunun hepsini tek tek replacement olarak sağlamış oluyor. Ve geri elimizde bu ham string kalmış oluyor. Bu da bizim son örneğimiz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar aslında. Şu an bu konuyla ilgili, bu ayrıntılarla ilgili sormak istedikleriniz varsa onları cevaplayabiliriz. Doğu herhangi bir soru var mı? Şu anda chat'te herhangi bir soru göremiyorum. Arkadaşlar eğer sorunuz varsa chat kısmından yazabilirsiniz. Nurullah bu arada ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kedim var evde. Evet kedi var evde. Şu an mama vermedim diye şey yapıyorum ya. Kilo aldı bu aralar. Biraz azaltması lazım. Kedileri yani. 8 kilo aldı ama yani kedileri yedir de. O kadar 8... kilo aldı yapma. Ne yediriyorsun kediyesin? ya şöyle şimdi belli bir dönemden sonra kısırlaştırdığımız için fazla hareket etmiyor. Ya etse de çok yiyor. Yani sürekli olarak şey mama. İşte sen yedir mi? Diyete sok kedi. İşte yani nasıl insan evladına kıyamıyorsa o da bir evlat olduğu için kıyamıyorum bazen. Gidiyorum mama veriyorum. Ama bir de kedi, şey yani. Kedi yemeği yemez. Sen kedi ye biraz. Göbekli değil. Çok yapılı bir kedi. Yani bacakları falan böyle şişik yani badici gibi. Yani bize pati atmaz da yumruk mu atar diyorsun? Ya şöyle benim bulunduğum masayı bir gün itmişliği var. Yani o kadar abi kuvvetli bir yani. O kadar kuvvetli bir kedi. Dışarıyı seviyor mu? Dışarıya yok, çıksana yok. Ama. Ya bir gün şey yaptı böyle şeyler var. Brandalar var. Brandaya çıkmış dışarıda bakılmış geri dönmüş sonra. Allah'tan yani. İçeri kaçmamış. Ve sağır bir kedi olduğu için şey yapamıyoruz yani dışarı mutlaka çıkmaması gerekiyor. Yoksa yani Allah korusun araba falan duymaz sesini. O yüzden sıkıntı. Şu anda bir soru göremiyorum chatte. Dilersen yayını burada sonlandırabilirsin Nurullah. Olur. Yani sorularınız olursa ileride de sorabilip özelden de yazabilirsiniz bir şekilde. Evet arkadaşlar hem RP Türkiye LinkedIn hesabımıza ve WhatsApp gruplarımıza da yazabilirsiniz. WhatsApp gruplarımızın linki LinkedIn hesabımızda mevcut. Oradan da bulabilirsiniz. Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Nurullah'ın da linkini birazdan şey chat'e bırakır arkadaşlarımız. Eğer
chatte moderatörler şu an bulunuyorsa Kerem olması lazım. Yani müsaitse bırakabilir. Olmadı. Bizim Instagram postumuza Nural'a orada etiket, oradan da ulaşabilirsiniz kendisine. Evet Sefa, bir tekrar etmek lazım. Özellikle konu regex ise bir tekrar etmek lazım mutlaka. Evet, bol bol örnek case karşılaşıp geliştirmek Ama lazım. mutlaka 101 etkinliğimizde tekrardan izlemenizi mutlaka öneririm. Aslında çoğu problem genelde 101'dekilerle çözülebiliyor. Tarz, conditions tarzında insanlar genelde çok girmeyi sevmiyor. Hep basic, kolay rahat anlaşılacak olan kısımlar üzerinden soruları çözmeye çalışıyorlar. Bu tarz kısımların da üzerine gidip birazcık daha hakim olmakta fayda var. Evet, en azından hani 101'deki kısımları biraz daha rahat halletmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Derinliğindeki için. Arkadaşlar yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda yayının başında da belirttiğim gibi fiziksel etkinliklerimiz artacak. Çoğunluğu İstanbul'da olacak ama İstanbul dışında da etkinlikler yapmaya özen göstereceğiz. Nurullah, tekrardan ağzına sağlık. Umarım ilerleyen zamanlarda yine farklı etkinliklerde görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar herkese.